Bazı tepkimeler ve entalpi değerleri yukarıda verilmiştir. Buna göre tepkimesinin entalpi değişimi delta h kaç kilojouledir? Verilen 3 tepkimeden en sonuncu tepkimi elde edeceğiz. Birinci tepkimede C3H8 ürünlerde burada C3H8 girenlerde birinci tepkime ters çevrilmeli. Kat sayısı 1 kat sayısı 1 herhangi bir sayı ile çarpmıyoruz. İkinci tepkimede H2O var. Net tepkimede H2O ürünlerde kat sayısı 4. O halde bu tepkimeyi ters çevirip 4 ile çarpacağız. Net tepkimede karbondioksit ürünlerde 3 mol. Burada ürünlerde ama kat sayısı 1. O halde bu aynı kalacak fakat bunu 3 ile çarpacağız. Bu işlemler delta aşağıda yapılmalı. Ters çevrilecek artı 100 işaret değişecek. Ters çevrilip 4 ile çarpılacak ters çevrildiği için işaret eksi olacak. Eksi 4 çarpı 285 olacaktır. O da eksi 1140'tır. Üçüncü tepkime aynı kalacak fakat 3 ile çarpılacak. 3 çarpı eksi 390 olacaktır. Bu da eksi 1170. Bunların toplamı delta aşı verecektir. 100 artı eksi 1140 artı eksi 1170 delta h buradan eksi 2210'dur. Doğru cevap E seçeneği olur. Tepkimesine göre 8 gram x gazı tepkimeye girdiğinde 30 kilojül ısı açığa çıkıyor. Z'nin molar oluşum ısısı eksi 280 kilojül bölü mol olduğuna göre X'in molar oluşum ısısı kaç kilojül bölü moldur? Burada ilk önce X'in mol sayısını bulalım. M bölü MA. Kütlesi 80 gram, MA'sı 40. Buradan 0,2 mol X tepkimeye girmiş. 0,2 mol tepkimeye girdiğinde 30 kilojül enerji açığa çıkmış. 0,2 mol X'de 30 kJ enerji açığa çıkarsa burada 1 mol X var. 1 mol X tepkime girdiğinde ne kadar enerji açığa çıkar? 30 bölü 0,2'den 150 kJ enerji açığa çıkar. Yani 1 mol X'in tepkimesinden 150 açığa çıktığına göre bu reaksiyonun delta aşı 150 ısı açığa çıktığına göre egzotermik eksi 150 kJ'dir. Bize x'in oluşum ısısını soruyor. O halde delta h eşittir. Ürünlerin entalpisinden girenlerin entalpisini çıkarız. Ürünlerin molar oluşum entalpisi z'dir. Eksi 280. Eksi girenler y element olduğu için sıfırdır. x'i soruyor. x eşittir delta h'a. Delta h'da eksi 150'dir x buradan eksi 130 kilojül çıkar. Doğru cevap B seçeneğidir. Tepkimesinin standart koşullarda potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. İleri aktivasyon enerjisi 120 kilojüldür. İleri aktivasyon enerjisi girenlerin aktifleşmiş kompleksi olan uzaklığıdır. Yani 120-0'dan 120'dir. Doğrudur. 2. Xy2'nin oluşum entalpisi. Eksi 280 kilojül bölü moldur. Reaksiyonun delta h'ı eşittir. Ürünlerin potansiyel enerjisi eksi 280. Eksi girenlerin potansiyel enerjisi 0. Eksi 280 kilojüldür. Buradaki delta h'ı 2 mol xy2'nin oluşumudur. Bize oluşum entalpisi yani 1 mol'ünü soruyor. 2 mol xy2'nin oluşumu eksi 280 kilo ise 1 mol xy2'nin oluşum entalpisi nedir? Eksi 140 kJ'dür. İkinci ifade yanlıştır. 3 x2 ve y2 birer elementtir. Girenlerin potansiyel enerjisi sıfır olduğu için girenler elementtir. Çünkü elementlerin oluşum entalpileri sıfırdır. Doğru bir ifadedir. Doğru cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. Tepkimesine göre 18 gram karbon katısı ile 64 gram O2 gazının tam verimli tepkimesinden kaç kilokoleri ısı açığa çıkar? Karbonun mol sayısı M bölü M'a 18 bölü 2'den 1,5 moldür. 1,5 mol karbon. O2'nin mol sayısı M bölü M'a'sı buradan 2 mol O2'dir. Tepkimesi karbon. O2 ile tepkimeye giriyor. Karbondioksit ve delta H eksi 94 kilokalori. Başlangıçta karbondan 1,5 mol O2'den de 2 mol var. Bir kat sayısında 1,5 girerse bir kat sayısına 1,5 girer. Bir kat sayısında 1,5 mol oluşur. Son durumda karbon tükenir. 0,5 mol O2 artar. 1,5 mol de karbondioksit oluşur. O halde 1 mol karbonun tepkimesinden 94 kilokalori enerji açığa çıkar ise 1,5 mol karbonun tepkimesinden ne kadar enerji açığa çıkar? Buradan 141 kilokalori enerji açığa çıkar. Doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin entalpi değişimi yanlış belirtilmiştir? A. Karbon monoksit oksijen ile yanmış karbondioksit oluşmuş yanma tepkimesidir. Karbon monoksitin yanması egzotermik enerji veren bir olaydır. Delta sıfırdan küçüktür. Doğrudur. B. Fosfor pentaklorür, fosfor triklorür ve klor gazına ayrışmış. Bunun ayrışabilmesi için ısı gereklidir. Olay endotermiktir. Delta sıfırdan büyüktür. Doğrudur. C. Amonyak HCl ile tepkimesinden amonyum klorür oluşmuş bir asit bas tepkimesidir. Asit bas tepkimeleri enerji veren egzotermik sistemlerdir. Delta H sıfırdan küçük olmalıdır. Yanlıştır. D. Metan O2 ile yanmış yanma tepkimesidir. Egzotermik enerji veren bir olaydır. Doğrudur. E. N2O4 iki tane NO2 oluşturmuş. Yani molekülden parçalanıp daha fazla tanecik oluşmuş enerji gereken endotermik bir olaydır. Doğrudur. Doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda bazı atomlar arasındaki bağ enerjileri verilmiştir. Buna göre tepkimesinin entalpi değişimi kaç kJ'dur? C2H4'ün açık hali şu şekildedir artı H-H bağı C2H6 şu şekildedir. Girenlerde 4 tane 1 2 3 4 tane karbon hidrojen bağı, 1 tane karbon karbon bağı, 1 tane hidrojen hidrojen bağı vardır. Ürünlerde 1 2 3 4 5 6 tane karbon hidrojen bağı bir tane de karbon-karbon bağı var. 4 karbon-hidrojen, 4 gitti. Burada 2 kaldı. Karbon-karbon ikili bağı 610 artı hidrojen-hidrojen bağı 435 2 çarpı karbon-hidrojen 415 artı karbon-karbon tekli bağı 345'tir. Burası 1045 burası 1175'tir delta h eşittir kopan bağ eksi oluşan bağdır. Yani giren eksi üründür burada. 1045 eksi 1175'tir. Delta h eksi 130'dur. Doğru cevap D seçeneğidir. tepkimesinde alüminyum sülfat çökmesi sonucu standart tepkime entalpi değişimi kaç kilo jüldür? Delta H eşittir. Ürünlerin potansiyel enerjisi. Eksi girenlerin potansiyel enerjisidir. Ürünlerde alüminyum sülfat var. Potansiyel enerjisi eksi 3441'dir. Ürünler eksi girenler. Girenlerde 2 mol alüminyum eksi 531 artı 3 çarpı sülfat eksi 909 virgül 3'tür. Buradan eksi 3441 eksi eksi 3789 virgül 9'dur. Bu da artı 348 virgül 9 yapar. Doğru cevap E seçeneği olur. Yukarıda verilen tepkimenin standart tepkime ısısı delta H kaç kilojüldür? Ürünlerin enerjisi eksi girenlerin enerjisi delta H ürünlerin toplam potansiyel enerjisi eksi girenlerin toplam potansiyel enerjisi. Ürünlerde 3 mol karbondioksit 3 çarpı karbondioksit eksi 394 artı 3 mol H2O 3 çarpı eksi 286. Burası ürünlerin toplam potansiyel enerjisi eksi girenlerin toplam potansiyel enerjisi eksi 216. Oksijen elementi olduğu için sıfırdır. Buradan 3 çarpı 394'ten eksi 1182. 3 çarpı 286'dan eksi 858. Eksi eksi daha artı olur. Artı 216. Buradan eksi 1824 gelir. Doğru cevap E seçeneği olur. C3 H8 gazının standart molar oluşum entalpisi eksi 104 kilojül bölü moldur. Buna göre standart koşullarda 2,2 gram C3 H8 gazı oluşurken açığa çıkan ısı kaç kilojüldür? 2,2 gram C3H8'in mol sayısını bulalım. 1 mol bileşik 44 grammış. 44 gram ise kaç mol bileşik 2,2 gramdır. Buradan 2,2 bölü 44'ten 0,05 moldür. Molar oluşum entalpisi demek 1 mol C3H8'in elementlerinden oluşmasına ait entalpisi yani 104 kilojoule bölü moldur. 1 mol bileşikte 104 kilojül enerji açığa çıkar ise 0,05 mol C3H8 oluşurken ne kadar enerji açığa çıkar? Buradan 5,2 kJ enerji açığa çıkar. Doğru cevap D seçeneğidir. Sabit basınçlı bir kapta gerçekleşen tepkimesi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1- Ürünlerin ısı kapsamı girenlerin ısı kapsamından büyüktür. Burada ısı girenlerde olduğu için tepkime endotermiktir. Delta H eşittir. Ürünlerin potansiyel enerjisinden girenlerin potansiyel enerjisi çıkarılır ve delta sıfırdan büyük olur. Dolayısıyla H ürün büyüktür. Girenlerin potansiyel enerjisidir. Birinci ifade doğrudur. Isı alan endotermik bir tepkimedir. Isı girenlerde olduğu için endotermiktir. Doğrudur. 3. Zamanla kap hacmi azalır. Zamanla Ortamın sıcaklığı azalacak. Aynı zamanda 2 1 daha 3 mol gaz tepkimeye girip 2 mol gaz çıkacak. Hem gaz mol sayısı azalacak hem de ortamın sıcaklığı azaldığı için kabın hacmi azalır. Doğrudur. Doğru cevap E seçeneğidir. Eşit mol sayılı X2 ve Y2 gazlarının X2Y3 gazı oluşturmak üzere gerçekleştirdiği tam verimli tepkime sonucu 0,2 mol X2 gazı artmış ve 180 kJ ısı açığa çıkmıştır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? X2 gazı ve Y2 gazı tepkimeye girip X2Y3 gazı oluşmuş. Denkleştirilirse bunun kat sayısı 1, bunun kat 3 bölü 2'dir. Eşit mol sayılı diyor. O halde başlangıçta 3n, 3n alalım. 3 bölü 2 kat sayısında, yani 1.5 buçuk kat sayısında 3n tepkimeye girerse, 1 kat sayısında 2n tepkimeye girer, 1 kat sayısında 2n oluşur. Son durumda Y2 tükenir n mol X2 artar 2 n mol X2 Y3 oluşur. Artan gaz 0.2 imiş yani 0.2 mol X2 gaz artmış. O halde n değeri buradan 0.2 moldur. O halde tepkimeye giren X2 2 çarpı 0.2 den 0.4 mol X2 tepkimeye girmiştir. O halde 0.4 mol x2'de 180 kilojül enerji açığa çıkmış. 180 kilojül enerji açığa çıkarsa 1 mol x2'de 1 mol x2'de ne kadar enerji açığa çıkar? Buradan 180 bölü 0.4 450 kilojül enerji açığa çıkar. Yani bunun delta aşağı Enerji açığa çıktığı için egzotermiktir. Eksi 450 kilojüldür. 1 X2Y3 bileşiğinin molar oluşum entalpisi eksi 900 kilojül bölü moldur. Burada X2Y3 bir mol bileşik elementlerinden oluşmuş. Elementlerin oluşum entalpisi sıfırdır. Dolayısıyla X2Y3'ün oluşum entalpisi delta H'a eşit olacaktır. Eksi 450'dir. Eksi 900 değildir. Yanlıştır. X2 3 bölü 2 y 2 x 2 y tepkimesinin delta taşı eksi 450 kilojüldür. Doğrudur. Düşük sıcaklıklarda ürünler girenlerden kararlıdır. Tepkime egzotermiktir. Düşük sıcaklıkta ürünlerin enerjisi daha az olduğundan dolayı enerji az olduğundan daha kararlıdır. Doğrudur. Doğru cevap 2 ve 3 D seçeneğidir. Etanolün yanma tepkimesi aşağıda verilmiştir. 23 gram C2H5OH sıvısı yani etanol yakıldığında açığa çıkan ısı deniz seviyesindeki 0 santigrat derecede bulunan 5 kilogram buza veriliyor. Buna göre suyun son sıcaklığı kaç santigrat dereceye çıkar? 23 gram etanol yandığında ne kadar enerji açığa çıkar onu bulalım. Mol sayısı eşittir. 23 bölü eması C2 H5 OH'ın eması 2 çarpı 12 artı 6 hidrojen. 16 da oksijen 46'dır. 23 bölü 46 1 bölü 2'den 0,5 moldur. 1 mol C2H5OH yandığında 1160 Kilojul enerji açığa çıkar ise 0,5 mol C2H5OH yandığında ne kadar enerji açığa çıkar? Buradan 580 kilojul enerji açığa çıkar. Açığa çıkan bu enerji eşittir. 5 kilogram buza buza veriliyor. Burada buz ilk önce hal değiştirecek. Buzdan sıvıya geçecek ve sıvı halinin sıcaklığını artıracak. Yani M çarpı L buz artı M çarpı C su çarpı delta T olacaktır. Burada 580 kilo jül jüle çevrilmeli. Yani 1000 ile çarpılmalı. 580 çarpı 1000 yani 10 üzeri 3 eşittir. M kütlesi 5 kilogram. Bu da 1000 ile çarpılır grama çevrilir. 5000 gram çarpı L buz 80 artı kütle yine 5000 çarpı C su 1 çarpı delta T. Buradan 10 üzeri 3'ler sadeleşir. 580 eşittir. 5 çarpı 80 artı 5 delta t'dir. Buradan şurası 400 yapar. 180 eşittir 5 delta t. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde delta t 180 bölü 5'ten 36 santigrat derece. Son sıcaklık 36 yani ısı değişimi 36 derecedir. İlk sıcaklık 0 olduğu için son sıcaklık 36 olacaktır. Doğru cevap D seçeneği olur.